Kıymetli dinleyenler, merhabalar efendim. Beyzade FM'de yeni bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Gününüz, vaktiniz hayırlı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün yine çok değerli bir konumuz var kıymetli dinleyenler. Bizleri konumuzu tanıtmadan önce bölge illerimizden, karasal yayınlarımıza bölge illerimizden, internet aracılığıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinden, yurt içinden ve yurt dışından ve sosyal medya hesaplarımızdan görsel olarak takip eden siz kıymetli dinleyenlerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hatay İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü İbrahim Kevçi, stüdyo konumuz bugün. İbrahim Bey hoş geldiniz, Hoş bulduk sefalar Hakan Bey. getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz Nasılsınız? nasılsınız? İyisiniz Elhamdülillah. Siz inşallah. nasılsınız? Elhamdülillah, Allah bizler iyilik de versin. iyiyiz. Şükürler olsun Allah'a. Programımıza İcabetiniz için teşekkür ederiz. Ben Bize teşekkür vakit ederim. ayırdığınız için. Estağfurullah. Engellileri konuşacağız. İslam'ın engellilere bakışı nasıl? Toplumumuzda engelliye karşı bakış nasıl? Engellilerin yaşadığı zorluklar ve genel olarak engellilerin sıkıntıları, beklentileri ve onların hayatına dair belki birçok bizim bilmediğimiz ayrıntıları paylaşacağız sizinle ama İnşallah. dilerseniz engelli kavramıyla başlayalım. Önce bir engelli kavramını tanımlamaya çalışırsak nasıl tanımlarsınız? İnşallah. Öncelikle sorunuza cevap vermeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Birçok haftalar vardır. Bu haftaların çoğunluğu da bir şeyleri kutlamak için, o hangi vesileyle o hafta ilan edilmişse, o haftayı kutlamak içindir. 10-16 Mayıs tarihleri arası da ülkemizde engeller haftasıdır. Ancak bu hafta engelli kutlamalarından ziyade engellileri hatırlama, onların hayatlarını biraz daha kolaylaştırma ve onlar hakkında biraz daha halkımız arasında, toplum içerisinde farkındalık oluşturmak amacındadır. Dolayısıyla kutlama olarak anlaşılmaması gerekir. Bunu hatırlattıktan sonra bu vesileyle bu tür etkinlikleri, engellilerin durumlarını, İslami bakış açısını halkımıza yansıttığı için önce Beyzade FM'e ve buna vesile olduğunuz için sizlere teşekkür ederek sorunuza cevap vermek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Engelli dediğimiz zaman aşağı yukarı herkesin aklına bir tanım gelir, hemen hemen zihinde oluşur. Ancak literatüre baktığımız zaman engelli kavramına yaralanma ya da fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık sonucu bazı hareketleri, duyuları ya da işlevselliği kaybetme durumudur. Bu şekilde tanımlanmaktadır engellilik. Bu durum doğuştan da olabilir, daha sonradan da meydana gelmiş olabilir. Bu hemen aklımıza şunu getiriyor aynı zamanda. Çok yaygın olarak söylenen bir cümle vardır, sloganlaşmış bir cümle. Her insan bir engelli adayıdır. Evet. Ki doğrudur da yani. Engel durumu yönünden de insanları üç gruba ayırabiliriz. Bir insan ya engellidir, ya engelli yakınıdır, ya da az önce dediğimiz gibi engelli Engelli aday. adayıdır. Evet. Evet. Ancak bana sorarsanız engellilik sadece bu kadarla sınırlı değildir. Aslında her insan yapamadığı şeylerin engellisidir. Ben öyle düşünüyorum. Yani başaramadığım her konuda ben engelliyim. Mesela müzik yapmak, şarkı söylemek, resim yapmak. Ben resim yapma konusunda engelliyimdir mesela. Güzel resim çizemem hiçbir zaman. Evet. Yemek yapma konusunda. Meseleyi daha insani boyutta ele alacak olursak mesela kimisi iyilik yapma engellidir. Kimisi güzel söz söyleme engellidir. Kimisi insani yönden birçok engelleri vardır. İnsanlara yaklaşım yönünden. Gönül alma yönünden engellidir icabında. Evet. Engelliliği bu bakımdan daha geniş kapsamda tutmak lazımdır. Yani engelliliği sadece fiziksel engellerle sınırlamak aslında noksan olur engelli anlayışında, engelli kavramında. Engelli dediğimiz zaman siz ifade ettiniz hakikaten toplum olarak bizim engelli dendiği zaman anladığımız şey belki fiziksel olarak bazı engeller olarak biliyoruz ama Evet. işte görme engelli, yürüme belki engelli ama bunların sadece bazı şeylere belki sınırlı ölçüde ulaşmaya bir mani Evet. olması söz konusu ama
Beceri konusunda bu manada engellilik engelli olmayabiliyor. Zira öyle engellilerimiz var ki toplum içinde zahiri anlamda engelli denmeyecek nice insanın yapamadığı şeyleri yapan engellilerimiz elbette, var. Elbette. Yani fiziksel olarak bazı konularda yaratılıştan engelli olmak belki maharet konusunda veya bir şeyleri başarma konusunda engel olmayabiliyor ki bu manada da ilerleyen dakikalarda görme engelli değerli bir eğitimcimizi programımıza telefonla bağlayacağız. İnşallah. İbrahim Bey, kendisinden de inşallah, İnşallah. Bazı önemli bilgiler bu alacağız. Bahsettiğiniz konuyla alakalı şunu vurgulamak istiyorum. Aslında engellilik engel değildir. Biraz önce vurguladığınız şey nice televizyonda izlemişizdir. İki kolu olmayan insanlardan öyle yüzücüler vardır ki muhteşem yüzebiliyor. Değme yüzücülere taş çıkartır yani. Evet. O kadar maharetli, o kadar becerikli. Ve bunun yanında fiziksel yönden sağlam olan bir insanın yapamadığı birçok şeyi yapan engellilerimiz vardır. Ve evet, bunun vesilesi de, bunun nedeni de normal bir insana göre daha fazla çaba sarf etmelerindendir. Yani bu da aslında takdire şayan bir konudur. Yani benim iki katım, benim üç katım, beş katım çalışıp benim yaptığım şeyleri yapabilmesi bir engellinin, bu farklı gözle bakılmak yerine takdir edilecek bir durumdur elbette. Evet. Fiziksel engeli olmayan birçoklarımızın, engelli insanlarımızdan alacağı birçok, evet, aslında dersler ve ilhamlar var. İbrahim Bey, yani evet, ben kendi hayatımda, kendi çevremde, sosyal çevremde şahit oldum veya bahsettiğiniz gibi bazen internette, haber programlarında yansıyan öyle ilginç şeylerle karşılaşıyoruz, evet, ki engellilere dair. Yani onların, eğer onlar bunları başarabiliyorlarsa, onlar bu kadar güzel şeyler yapabiliyorlarsa, biz çok daha fazlasını çok daha veya iyisini, en azından onların yaptığı kadarını en azından yapabilmeliyiz diye, evet, böyle bir bazen öz eleştiri yapma ihtiyacı duyuyoruz hakikaten. Elbette. Şunu da vurgulamak istiyorum. Engellilik sadece bizim dünyamızda değildir. Sadece bizim yaşadığımız zamana ait olan bir şey değildir. Neticede baktığımız zaman bize engellilerin yaşama bakış açısını değerlendirme konusunda, madem İslam'a göre değerlendiriyoruz engelliliği, Peygamber Efendimiz'e bakacağız. Sahabe hayatına bakacağız. Onlar arasında da peygamberler arasında da, sahabeler arasında da birçok engeller vardı, engelliler vardı. Bu çerçevede İslam'ın vereceğiniz örneklerle İslam'ın engellilere bakışını da sizden dinlemiş olalım. Evet, evet. Zaten programımızın esas özünü bu teşkil ediyor. Evet. Ve bahsettiğimiz o sahabeler mesela hep yarıştılar. Engelli olmalarına rağmen, aralarında engelli olmasına rağmen hep yarıştılar. Hep önde oldular. İnsanların en hayırlarından oldular. Hatta aralarından cennetle müjdelenenler oldu. Mesela Abdurrahman bin Avf yürüme engelli olduğu söylenir. Cennetle müjdelenen sahabelerden bir tanesidir. Bu o yüzden Yüce Allah genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de Hac suresi 46. ayet-i kerimede buyuruyor. La te'mel ebsar velakin te'mel kulubulleti fissudur. Burada Allah-u Teala görme engelini ele alarak, görme engelliliğini örnek vererek aslında bütün engelleri kastediyor. Evet. Yani gören göz kör olmaz. Kör olan şu sinedeki kalptir buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani burada görme engelliyi Allah-u Teala örnek vermiştir. Bunu biz genişletebiliriz. Yani kulak sağır olmaz. Sağır olan kulak değildir. Aslında sağır olan gönüldür, kalptir. Evet. Yani nice engelli, işitme engelli insanlar vardır ama ruhu açıktır, kalbi açıktır, hakka açıktır, adalete açıktır, insanlar arasındaki dengeye açıktır ve haktan yanadır. Nice evet, iyi insanlar vardır ama hakka sağırdır, hakka kulağı kapalıdır. Evet. Öbür taraftan nice işitme engelli insanlar vardır ama her zaman hakkın yanındadır, hakkın savunucusudur, adaletten yanadır. Nice sağlam insanlar vardır, konuşabilen, tabir caizse ağzı laf yapabilen insanlar vardır ama haksızlığın en önde gidenlerindendir. Ve haksızlık, hakkı söyleyemeyenlerdir. Evet, hakkı söyleyemeyenlerdendir. Evet. Bu bakımdan Allah-u Teala bize bunu bu şekilde dikkat çekiyor, vurgu yapıyor. La te'mel ebsar. Yani sizin herhangi bir organınız yetisini kaybetmez. Aslında yetisini kaybeden kalbinizdeki hislerinizdir, sinelerinizdir buyuruyor Cenab-ı Allah. Engelliliğin en
temel noktası da merkezi de kalp olsa gerek. Elbette. İbrahim Bey, çünkü şu ayet bana hep engelliliği hatırlatır. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz onların gözleri vardır görmezler, kulakları evet. vardır işitmezler ayeti aslında engelliliğin zahiren olmadığını veya fiziksel bazı yetisini insanın kaybetmesiyle engelli olmayacağını, asıl en büyük engelin, en tehlikeli engelin kalpteki, zihinlerdeki, dimağlardaki körlük olduğunu anlatan evet. bu ayet engellilere bakış bazı açımızı. Bazıca okuduğumuz ayeti destekleyen, birbiriyle uyum sağlayan iki ayet. Evet. 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 Peki siz tabii sürekli bu konuda koordinatörlük yapıyorsun. Evet. İl müftülüğünde engelliler koordinatörü iç olarak sürekli. İç içesiniz. Toplumumuzun engellilere bakışı nasıl İbrahim Bey? Toplumumuzun engellilere bakışı aslında engellerin beklentisine, engellerin arzusuna uygun olan bir takım bakışlar olmasına rağmen ancak çoğunlukla engeller maalesef görmezden gelinmekte. Herhangi bir ihtiyacı olduğu zaman bir toplum içerisinde, bir ortamda belki birçok insan o engelliyi görmezden gelebilmektedir. Diğer büyük bir kısım ise acıyarak bakmaktadır. Engeller hiçbir zaman kendilerine acınarak bakmasını istemezler. Engellerin asla kabullenmediği bir şeydir bu. Diğer bir sorun ise engellere ait sosyal kullanım alanlarının dikkate alınmayışıdır. Mesela engellere ait ayrılmış bir otopark ya da engeller için ayrılmış bir yol üzerindeki engelli şeridi evet. gayet rahat işgal edilebilmekte, engellenmekte. Engellerin istifadesine kapanabilmektedir. Adam engelliye ayrılmış bir otoparka gelip gayet rahat arabasını park edebiliyor oraya. Şimdi bu saatte kim engelli gelecek diyerek düşüncesi fazla bir ileri görüşlülük sergilemeden bir hakka girmiş öyle bir hak ihlalinde evet. bulunmuş olabiliyor maalesef. Bazen engelli yayalar için kaldırımlarda evet. mesela onlara ayrılan şeritler var. Onları engelleyecek şekilde bazen aynı şekilde arabalar evet, park evet. edilebiliyor. Halbuki insan düşünmüyor ki trafik aslında bir su gibi akıcıdır. Sürekli bir akışkanlık içerisindedir. Bir dakika sonra ya da iki dakika sonra oraya bir engellinin gelmeyeceği belli. Özellikle tekerlekli sandalye elbette, kullanan engellilerimiz için bazen ciddi sıkıntı olabiliyor. İşte genelde engellilerin karşılaştığı sorunlar toplumumuzun engellilere bakışı bu şekildedir. Yani buraya şimdi bir engelli mi gelecek tarzında düşünüp engelleri umursamamak. Toplumumuzun engellere bakışında gördüğümüz noksanlıklar en fazla bu şekildedir. Evet. Bir de müsaade ederseniz engellere, İslam'ın esas engellere bakışından bahsetmek istiyorum biraz daha geniş olarak. Elbette. Şimdi İslam'ın engellere bakışını tam olarak kavrayabilmek için aslında İslam öncesi döneme bir bakmak gerekir. İslam öncesi dönemde engellerin durumu nasıldı? Önce bunu bir bilip ondan sonra İslam'ın engellere bakışını fark ettiğimiz zaman o zaman aradaki farkı göreceğiz. Evet. Hakan Bey, İslam öncesi cahiliye döneminde engellileri, hastaları işlerine, toplantılarına, yemeklerine, sosyal faaliyetlerine pek dahil etmezlerdi. Onları uğursuz olarak sayarlardı maalesef. O kişiye, engelli ya da hasta kişiye uğursuzluğu hak etmiş olduğundan kendisine bir uğursuzluk geldiğini, aralarına katıldığı takdirde kendilerine de o uğursuzluğun bulaşacağını kabul edip o şekilde görüp engelleri dışlarlar, toplum içerisinde tecrid ederlerdi. Ancak İslam geldiğinde adeta bir devrim yapar gibi böyle müthiş büyük bir yanlışı ortadan kaldırdı. Ve nitekim Fetih Suresi 17. ayet-i kerimede ve bir başka yerde daha hatırlıyordum. Allahu Teala buyuruyor. Leysa alel a'ma harac ve la alel a'rac harac ve la alel marid harac. Topala sorumluluk yoktur. Görmeyene sorumluluk yoktur. Hastaya da sorumluluk yoktur buyuruyor Allahu Teala. Yani Allahu Teala engelli olanları görmüş. Toplum içerisinde onların varlığını onları birer fert olarak kabul etmiş. Onlara birer sorumluluk yüklemiştir adeta. Ancak onların özürleri ölçüsünde
güçlerinin yettiği ölçüde o kendilerine sorumluluk verebileceğini ima etmiştir bizlere Cenab-ı Allah burada. Yine Amen Resulü de malumuz hep okunur. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha buyuruyor Allahu Teala. Hiç kimseye taşıyamayacağı yük yüklenmez. Herkese ancak taşıyabileceği yük yüklenir buyuruyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla İslam engellerin işini kolaylaştırmıştır. Neticede Peygamber Efendimiz de buyuruyor. Eddine yusrun. Dinin kendisi komple kolaylıktır. Kolay. Evet. Yani nerede bir engel var, ister bu fiziksel engelli anlamda olsun, ister bizim günlük yaşantılarımızda karşılaştığımız zorluklar olsun. Neticede birçok konuda yapamadığımız, özellikle ibadetler konusunda birçok ruhsatlar vardır. Nerede bir engel varsa Allahu Teala bize Kur'an-ı Kerim'de bir ya da daha fazla yerine göre alternatif çıkış yolu sunuyor Cenab-ı Allah. Bu Allahu Teala'nın dolayısıyla İslam dininin engellere yaklaşımının bir bölümüdür. Evet. Kaldı ki İslam dini, daha doğrusu Müslümanlar sadece insanların engelleriyle ilgilenmemişler. İslam dininden dolayı, dini inanışlarından dolayı hayvanların dahi engellerine sahip çıkmışlardır. Malumunuz göçmen kuşlar giderken, sürüler halinde giderken aralarında yaralanıp kalanlar, uçamayanlar için Osmanlı döneminde vakıflar kurulmuştur. Onlar için özel vakıflar. Gurebahane-i Laklakan adında vakıflar kurulmuştur. Leyleklere evet. Bakım merkezi, bakım vakfı. Bakınız böyle bir dinden İslam bahsediyoruz. İslam medeniyetinin yansımaları evet. Asırlarca İslam, devam etmiş. Evet. Yine ayrıyeten engellilere yaklaşımı ortaya koyan Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi daha vardır. Siz zayıflarınız sayesinde rızıklanır ve muvaffak olursunuz buyuruyor. Enteresan bir yaklaşım. Evet. Yani siz zayıflar dediğimiz engeller, gücü yetmeyenler, bir işi yapmaya gücü yetmeyenler. Siz engelliyle ilgileneceksiniz, ona yardımcı olacaksınız ve ondan dolayı size rızık gelecek. Ondan dolayı işlerinize başarı gelecek. Bir rahmet vesilesi elbette, aynı zamanda. Elbette. Yani engeller bizim için buyurduğunuz gibi bir rahmet vesilesidir. Evet. Yani böylece İslam engelleri aslında korumuş oluyor. Yine aynı şekilde İslam insanları yalnızca bir kritere göre ayrım yapar, sınıflandırır. Aralarında ayrım yapar. O da inanan ve inanmayan. Evet. Elbette ki inananı Allahu Teala farklı tutar. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler vardır bununla ilgili. İnananların kazanacağı şeylerle ilgili, kazançlarla alakalı. Bir de inananları da kendi arasında sakınanlar ve sakınmayanlar şeklinde ayrıma tutar Allahu Teala. Evet. Elbette bu da yine imanın bir yansımasıdır. Bu da imana müteallik bir meselesidir. Dolayısıyla imandan mütevellit yapılan bir ayrımdır. Allah-u Teala'nın emirlerinden, Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden sakınanlar ve sakınmayanlar şeklinde bir ayrım. Evet. Bu da yine insanlar arasındaki bir sınıflandırmayı ortaya koymaktadır. Aynı zamanda inanlar dediğimiz gibi bu bakımdan İslam tarihinde hiçbir engelli oluşuyla ön plana çıkmamıştır. Yani bizim kendi aramızda, insanların kendi aralarında özrü olan insanlara kel, kör, topar, sağır ya da deli şeklinde lakaplar takılmamıştır asla. Hiçbir engelli bu şekilde temayüz etmemiştir. Bilakis korunmuşlardır biraz önce deminden beri saydığımız hususlar vesilesiyle. Evet. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki sahabisini örnek vermek istiyorum size. İki müezzinini. İki engelli müezzin. Bunlardan bir tanesi Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Bilal-i Habeşi aslında fiziksel yönden tamamen sağlam bir sahabi. Ancak onu neden ben engelli olarak burada örnek olarak verdim? Renginden dolayı. Malumunuz zenci olmasından dolayı o dönemde ikinci sınıf muamelesi, hatta bir meta gibi alınıp satılan bir durumdaydılar. Zenci olan, rengi siyahi olanlar. Evet. Bu da aslında o zamana baktığımız zaman müthiş bir engellilik. Evet. Neticede negatif bir ayrım yapılıyor. Dışlanıyor elbette. Dolayısıyla bu bir engelliliktir. Ancak baktığımız zaman Bilal-i Habeşi o insanların dışlamasına karşılık Peygamber Efendimiz onu kurtarmış ve ona o zamanın en büyük payelerinden bir tanesi olan müezzinliği takdim etmiştir kendisine. Evet. Bu aynı zamanda bir engelli istihdamıdır da. Peygamber Efendimizin bir engelliye sahip çıkması. Diğer taraftan
Hep örnek verilen bir sahabi yine. Abdullah İbni Ümmi Mektum. Allah Teala peygamberimizle alakalı olan bir hadisesinden dolayı peygamber efendimiz hakkında kınayıcı bir takım ayet-i kerimeler inzal buyurmuştur. Abese ve tevalle, yüz suratını ekşitti, yüzünü ekşitti ve ondan yüz çevirdi. Yüz çeviren, suratını ekşiten burada peygamber efendimiz oluyor. Yani olay biraz daha açacak olursak aslında bilinen bir olay. Müşrik bir heyet geliyor. Peygamber Efendimizle görüşmek istiyor. Görüşüyorlar. O esnada da Abdullah İbni İmmi Mektum olayı oradakileri görmüyor. Israrla Peygamber Efendimiz'e bir soru sormak istiyor. Peygamber Efendimiz de gayri ihtiyari ya şimdi zamanı mı biraz sonra olsa tarzından böyle bir davranış içerisine giriyor. Evet. Aslında bu davranış gayet normal, bizim tölere edebileceğimiz bir davranış. Evet. Bizde son derece normal karşılanır. Ancak Allah-u Teala öyle demiyor. Peygamber de olsa engellisine sahip çıkıyor. Abese ve tevalle en ca'ehu'l a'ma. Yüzüne ekşitti. Ona yüz çevirdi buyuruyor Allahu Teala. Yani orada Abdullah İbni Ümmü Mektum ve müşriklerden başka Müslümanlardan hiç kimse olmamasına rağmen Allah, yani gizli bir olay oluyor aslında. Çünkü müşriklerin istediği durum bu zaten. Yani kendilerinden kendilerine göre kendilerini eşraftan kabul edip kendilerinden daha düşük seviyeli insanlarla bir arada olmayı kabullenmiyorlardı, arzu etmiyorlardı. Evet. Abdullah İbni Ümmü Mektum da ama olduğu için Peygamber Efendimiz'in o yüz hareketini zaten görmüyordu. Ama Allah-u Teala onu kıyamete kadar herkesin bileceği bir şekilde açığa çıkardı olayı. Evet. Dolayısıyla engelliye Allah sahip çıkmış oldu. Düşünün, İslam'ın engelliye vermiş olduğu değerlerden bir tanesidir bu da. Değerli izleyicilerimize bunu arz etmek isterim. Yani evet. Şimdi biraz önce de bahsetmiştik. Engeller yüzünden rızıklanmak ve muvaffak olmak, öbür taraftan da engeller yüzünden kınanmak. Şimdi hangisini arzu ederiz? Engellilerimiz yüzünden kınanmayı mı, yoksa rızıklanıp başarılı olmayı mı? İşte İslam'ın engellere bakışı budur Hakan Bey. Evet. Tabii toplumun engellilere bakışı, engelli anlayışının yanı sıra bunun karşılığında engellilerin de toplumdan beklentileri var şüphesiz. Bunu biraz açacak olursak neler söylersiniz? Siz daha yakın onlarla ilgilendiğiniz için ve onların dertlerini de daha iyi bildiğiniz için. Tecrübelerime dayanarak şunu arz etmek istiyorum. Her şeyden önce biraz önce söylemiştim. Acınmayı asla beklemiyorlar. Acınmayı istemiyorlar yani. Acımayı bir küçümseme ve aşağılanma olarak görüyorlar. Onların beklentileri, engelli kardeşlerimizin beklediği, herkes gibi normal bir birey olarak görülmeleri, kabullenilmeleri, toplum içerisinde kendilerine düşen roller neyse o rolleri alabilmeleri. Aslında acınmaya da ihtiyaçları yok. Daha ziyade toplumda istihdam edilmeye, kabiliyetleri doğrultusunda belki istihdam edilmeye ihtiyaçları var. Bu da sağlandığı takdirde zaten hak ettikleri yeri bulacaklardır. Mutlaka. Ve gönüllerinin alınmasını beklerler. Herkes gibi. Yani bir insanın gönlünün alınması, merhaba denilmesi, selam verilmesi, nasılsınız denilmesi benim de sizin de herkesin de beklentisi olan bir şeydir aslında yani. Aslında fıtri bir beklenti, hepimizde olan bir beklenti. Yani, onların da beklentisi budur yani. Evet. Daha fazla bir beklentileri yoktur yani. Neticede buradan selama dönüyoruz. Selamın da yayılma, İslam'ın, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde selamı yayınız demesindeki hikmet de zaten buradan kaynaklanıyor. Evet. Aslında şöyle bir empati kuracak olursak, yani bu beklenti için sadece engelli olmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Mesela engelli oldukları için ki son zamanlarda, son yıllarda belki bazı devlet dairelerinde, özel kurum kuruluşlarda bazı yönetmeliklerle engelli istihdamı başlatıldı ama daha önceleri biraz daha sıkıntı vardı bu konuda. Böyle bir durumda olan herhangi bir insan, şöyle kendi kendime ben düşünüyorum, yani biz kendimiz boşta kalsak, ihtiyacımız olduğu halde veya yapabileceğimiz bazı şeyler olduğu halde ilgilenilmesek, insanlar bizi görmezden gelseler, Fiziksel olarak unutulsak, fiziksel olarak herhangi bir engelimiz olmadığı halde belki aynı duygulara daha ziyade kapılabiliriz. Mutlaka, evet. Evet. Tabii dini eğitimde materyaller
söz konusu. İbrahim Bey, biraz bunu açar mısınız ve tabii engellilere hizmetiniz de var sizin, evet, aynı zamanda. Evet. Biraz oradan bahsedelim, elbette, dilersiniz. Şimdi her şeyden önce biz şuradan yola çıktık. Biz derken Diyanet İşleri Başkanlığımızdan bahsediyorum. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımız her şeyden önce her insanın bir inancı olduğunu, herkesin bir dini olduğunu ve bu inancını yaşamayı, inancını en güzel şekilde takviye etmeyi, beslemeyi ve inancına göre yaşamayı arzu eder ve bu onun en doğal hakkıdır. Buradan yola çıkarak Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece camiye gelen vatandaşlarımızla değil, camiden uzak kalan, camiye gelemeyen vatandaşlarımıza da dinini öğretmeyi, dini vecibelerini yerine getirebilecek düzeyde kendilerine yardımcı olmayı kendine bir sorumluluk bilmiştir. Bu vesileyle il müftülüklerimiz aracılığıyla, ilçe müftülüklerimiz aracılığıyla bu konuda bizleri görevlendirmiştir. Bu konuda şu anda hizmetleri bizler yürütmekteyiz. Öbür taraftan engelli hizmetlerimizi biz sadece engellilere götürmüyoruz. Din hizmetlerimizi biz temelde iki alanda yürütmekteyiz. Biri din eğitimi alanında, din eğitimi ve öğretimi alanında. Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler dediğimiz, Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi, dini bilgilerin öğretilmesi. Diğeri ise manevi danışmanlık ve rehberlik. Dini danışmanlık ve manevi rehberlik şeklinde. Ve bu din, özellikle dini danışmanlık ve rehberlik sadece engellilere değil, aynı zamanda bağımlılara, aile sorunları olanlara, gençlere, mahkumlara ve diğer hastalara, yaşlara, tamamına bu manevi destek, manevi rehberlik götürülmektedir. Dünyada 1.1 milyon kişi engelli var. Evet. Türkiye'nin nüfusunun ise 7.2'si engellidir. Elbette bu kadar insan ihmal edilmemesi gerekiyor, dışlanılmaması gerekiyor. Bir tarafa atılıp görmezlikten gelinmemesi gerekiyor. Evet. İbrahim Bey, kaldığımız yerden devam edelim ama program içinde bir telefon bağlantısı alacağımızı, evet, söylemiştim. Evet. Şu an bir engelli eğitimcimiz, hattımızı arkadaşlarımız bağlantı kurmuşlar. Buyur. Ben merhaba demeden önce engelli bir eğitimcimiz ama biz kendisini engel tanımayan azmiyle tanıyoruz. Birçok belki meslektaşları dahil birçoklarımıza, farklı meslek gruplarında olan birçok insana ilham olacak azmi ve gayretiyle tanıyoruz. Eğitimcimiz Murat Temel hocamız şu anda hattımızda, arkadaşlarımız bağladıklarını söylüyorlar. Murat hocam. Murat hocam, sesimi duyabiliyor musunuz? Ben sizi duyuyorum. Selamünaleyküm. Alo. Sesiniz. Alo, ben sizi duyabiliyorum. Alo. Ses durumunuz, seviyeniz nasıl bilmiyorum. Bana çok zayıf geliyor. Geçideki arkadaşlarımız da düzeltebilirlerse. Evet. Şu an sesim nasıl geliyor? Murat hocam? Sanırım bir sıkıntı var bağlantıda. Murat hocam? Evet. Teknik bir sıkıntı var sanırım arkadaşlar, eğer düzeltirlerse Murat Temel hocamızı belki ilerleyen dakikalarda, tamam, tekrar alabiliriz. Kaldığımız yerden, evet, devam edelim İbrahim. Din hizmetlerinden, engelli hizmetlerimizden bahsediyorduk. Evet. Biz biraz önce de bahsettiğim gibi hizmetlerimizi özellikle görme engellere yönelik Kur'an kursu, işitme engellere yönelik Kur'an kursu, haftalık hutbe çevirisi, hutbe tercümesi Ulu Cami'de özellikle işitme engellilere yönelik bir tercüman arkadaşımız, işitme engelli tercüman arkadaşımız orada hutbe tercümesi yapmaktadır.
Cami buluşmaları yapmaktayız her ay. Gerçi şu anda özel durumdan dolayı, salgından dolayı her şey iptal edildi. Evet. Biz de her şeyi erteledik. Engelli kardeşlerimiz de elimizden geldiği kadar telefonla görüşme yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar. Evet. Ev ziyaretleri yapıyoruz. Kurum ziyaretleri yapıyoruz. Bu şekilde engelli hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Ayrıyeten tabii bunlar henüz gelişme aşamasında. Bu birimimiz yeni kurulan bir birim sayılır aslında. 2015 yılından beri engelli koordinatörlüğü Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yürütülmekte. Bütün kurumlarımızla bu iş engellilere yönelik hizmeti olan bütün kuruluşlarla günden güne hizmetimizi artırmaya çalışıyoruz. Onların hizmetlerine, yaptıkları etkinliklere, faaliyetlere katkı sunmayı arzu ediyoruz. Onların bizim hizmetlerimize katkı sunmalarını bekleriz her daim. Bu şekilde el birliğiyle inşallah bu kardeşlerimize neler yapabiliriz'in çabasını sürdürmeye çalışıyoruz. Evet. Engelliler için aynı zamanda yine müftülük bünyesinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti yapıyorsunuz. Evet, evet. Biraz bunu açar mıyız? Bundan tam 2 yıl önce yine bu stüdyoda Hatay'da inşallah engelli dini eğitim merkezi açacağımızı söylemiştik. Hatta gazetenizde de haber olmuştu o şekilde. Evet. Elhamdülillah o adımlarımız yavaş yavaş belli noktaya gelmeye başladı. Eski il müftülüğümüzde şu anda bir engelli eğitim merkezimiz var. Aynı zamanda büromuz var orada. Cumhuriyet Mahallesi'nde o eski il müftülük binamızda. Oraya yolu düşen kardeşlerimiz tabelamızı da görürler orada aynı zamanda. İşitme engellere yönelik sınıfımız var. Görme evet. engellere yönelik sınıfımız var. Büromuz var. Hizmetlerimizi başta oradan yürütüyoruz. Onun dışında manevi danışmanlık konusunda manevi rehberlik aslında biraz açacak olursak görmeyene göz olmaktır. İşitemeyene kulak olmaktır. Konuşamayana dil olmaktır. Dertleri içerisinde sanki bir girdabın içerisinde kilitlenip kalmış olana yol olmaktır. Manevi rehberlik ve destek. Bu bakımdan gönüllere hitap etmektir. Hayata dokunmaktır. Manevi destek. Daha önce birçok alanda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri resmi olarak kurumsal anlamda devam etmekteydi. Ancak manevi danışmanlık anlamında henüz yeni 25 Ekim 2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak manevi danışmanlık ve rehberlik bir meslek dalı olarak kabul edildi. Evet. Henüz yeni. Ancak yeni olmasına rağmen bu hizmetleri bu görevin ismi manevi danışmanlık ve rehberlik bir meslek dalı olarak kabul edildi dedik. Tabii bu kadro henüz tam anlamıyla profesyonel insanlarla henüz yürütülecek düzeye gelmedi. Neticede yeni ihdas edilmiş bir birim. Evet. Ancak bu konuda tecrübesi olan, bu konuya yatkınlığı olan, daha önce bu konuda deneyimi olan, bu işlerle uğraşmış görevlilerimizle müftülüğümüz, Diyanet İşleri Başkanlığı bizleri görevlendirmiş durumdadır. Aynı zamanda bu konuyla alakalı düzenli olarak hizmet içi eğitim de almaktayız. Ve yine istişarelerimiz, tecrübe paylaşımlarımız sürekli yapılmaktadır. Ve tecrübe paylaşımlarımız hem de sadece kendi ilimizde bulunduğumuz arkadaşlarımızla değil, Türkiye geneli bir platformumuz var. Engelli koordinatörü arkadaşlarımız, her ilin engelli koordinatörüyle kim hangi ilde ne yapıyorsa paylaşım içerisinde, tecrübe paylaşımı yaparak birbirimizden destek almaya çalışıyoruz. Evet. Aynı zamanda bu hizmetler biraz önce de bahsettiğimiz gibi engellilere, hastalara, yaşlılara, bağımlılara, mahkumlara, öğrenci yurtlarına, göçmenlere, ailevi sorunu olanlara, herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu anda Hatay'da bu işi yürütmeye çalışan arkadaşlarımız, bizler, din hizmetleri uzmanı arkadaşlarımız, vaiz hocalarımız bu şekilde elhamdülillah her alanda, her birimiz kendi alanında bu hizmet, manevi hizmeti yürütmeye çalışıyoruz. Burada en fazla gözettiğimiz husus, dikkate aldığımız husus, muhatap olduğumuz kardeşlerimizi iyi dinlemek, ilgili yerlere kendilerini yönlendirmek, evet. çözüm yolları geliştirmek, yol göstermek, motivasyon sağlamak, ziyaret etmek,
Bu konuda da en çok desteğe ihtiyaçlarını gözlemlediğimiz kesim ise engelli ailelerdir maalesef. Çünkü engelli kardeşimiz bir şekilde engeliyle yaşamını sürdürmektedir. Hatta çoğu zaman hayatın akışı içerisinde engelinin farkında bile değildir. Ancak öbür taraftan engelli ailesi onun her türlü yükünü taşımakta, esas ızdırabı ve sıkıntıyı o çekmektedir. Evet, sanırım bağlantıyı bir kez daha deneyecek arkadaşlarız ama birazdan diyorlar. İbrahim Bey, az önce engellilerin beklentilerinden bahsederken belki toplum içinde bizlerin hepimizin tanık olduğu bazı sıkıntılara değindiniz ama biraz daha engellilerin sorunlarına özele girerek değinecek olursak ne gibi sorunlar yaşıyorlar engelliler? Engellilerin en büyük sorunları aslında engellilikleri değildir yani. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi en son cümlemizde onlar çoğu zaman engellilerini unutuyorlar. Normal hiçbir engelleri yokmuş gibi davranıyorlar. Konuşmalarında, ikili iletişimlerinde onlar o hallerini kabullenmiş durumdalar. Hiçbir sıkıntı görmüyorlar kendi kendilerinde. En büyük sorun anlaşılamamalarıdır. Yani kendileriyle empati kurulamayışıdır. Kendilerinin düzeyine inlemeyişidir. Bundan mütevellit bir takım engellenmeler vardır. İlk akla gelen biraz önce de bahsettiğimiz gibi işte otoparklar, bina giriş çıkışları ve ben bir öz eleştiri yapmak istiyorum burada. Cami giriş çıkışları özellikle. Bunun da sebebi gerçi elhamdülillah yeni yapılan camilerimizde bu göz önünde bulundurulmakta. Ancak çok eskiden yapılmış olan camilerimizde maalesef engellerin giriş çıkışına uygun hale getirme durumu imkansız yerler var. Evet. Yer olmadığından dolayı, giriş çıkışlar müsait olmadığından dolayı böyle bir şeye imkan verilemiyor maalesef. Dolayısıyla bakıyorsunuz birçok camide engellerimiz giriş çıkış konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bir de en büyük bir sorumuzu hatırlatmak istiyorum. Bizim kendi engelli hizmetlerimizde, biraz önce bahsettiğim engelli merkezimize ortopedik engellerin, bedensel engellerin ve görme engellerin geliş gidişinde servis sorunu yaşamaktayız. Kendileri çoğu zaman kendi imkanlarıyla gidip gelememekteler ve servis sorunumuz çözemiyoruz maalesef bunu. Bu yüzden de merkezimize özellikle görme engellerden gelemeyen birçok kardeşimiz var. Bizden çözüm bekliyor. Bu konuda gerek resmi kuruluşlardan olsun, gerek hayır sahiplerinden, gerek STK'larımızdan bize destek olmalarını bekliyoruz. Evet. Devam edeceğiz. Fakat İnşallah. Arkadaşlarımız rejide telefon bağlantısını yeniden gerçekleştirdiklerini haber veriyorlar. Bağlantımız sağlandı mı? Alo. Alo, Murat Hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Biraz önce için özür dilerim. Estağfurullah, biz kusurumuzdan dolayı özür diliyoruz sizden. Estağfurullah. Nasılsınız Murat Hocam, iyisiniz inşallah? Çok şükür, sizler nasılsınız? Elhamdülillah, bizler de iyi, sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Allah'a şükür. Ben Hatay'da 13 yıl görev yaptım, öğretmenlik yaptım biliyorsunuz. Evet, biliyoruz. Şimdi Bursa'dayım, burada devam ediyorum. Görev devam ediyor, normal öğretmen olarak devam ediyoruz çok şükür. Bursa'da da başarılı bir şekilde yürütüyorsunuz. Çok şükür, yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ben az önce de bağlantı girişinde duyabildiniz mi bilmiyorum ama bir eğitimci olarak... engelleri, birçok engeli aşan, engel tanımayan, azmiyle engel tanımayan belki meslektaşları dahil birçok farklı meslek gruplarındaki insanlara, bizlere örnek olacak bir azme sahip olduğunuzdan bahsettim Murat Hocam. Teşekkür ediyorum Hakan Bey. Aslında yani şunu isteriz biz engelliler olarak. Bir engellinin, yani görme engelli olarak kendimi söylüyorum. Benim başardığım şeyi başka bir engelli arkadaşımız da başardı. Engelli kelimesini çok doğru kullandığımı düşünüyorum. Bir örnekle açıklamak istiyorum. Ben tıp öğrencisi olmadan ilahiyat fakültesini kazanmıştım. İşte 99'da. O zamana kadar dersleri hep dinleyerek, lisede, ortaokulda falan, özellikle lisede dinleyerek, özellikle Kur'an-ı Kerim dersini hiç bilmiyordum. Evet. Hayatımda hiç Kur'an-ı Kerim'le bir ilgim de olmamıştı maalesef daha öncesinde. Evet. Mesela ben Kur'an-ı Kerim derslerini yapamıyordum. Burada engelliydim.
Ama daha sonra öğrendim ki görme engellilerin kullandıkları kabartma braille yazı dediğimiz parmakla okunabilen bir kabartma yazı var. Evet. Bununla Kur'an-ı Kerimler bastırıldığını, bu şekilde bu yazıyla Kur'an-ı Kerim hazırlandığını öğrendim. Bunu temin ettim ve ben artık o andan itibaren Kur'an okuma konusunda engelli değildim. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Evet, ben ya da birçok arkadaşımız bir şeyler başarabiliyor. Fakat biz eğer alternatif imkanlar bulursak başarabiliyoruz. Bulamazsak yine engelli olarak kalıyoruz maalesef. Evet. Mesela şimdi sizinle konuştuğum bu telefonu ben kullanabiliyorum. Görme engel, hiç görmüyor olmama rağmen. Evet. Ama çok nasıl rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, rahat. Birçok aktiviteyi de gerçekleştiriyorsunuz telefonda. Sosyal medyadan biz de takip ediyoruz sizi. Murat Hocam, sanırım bağlı. Yok, yani ekran okuyucu program var. Bu şekilde evet. Kullanabiliyorum. Evet. O ekran okuyucu... Seste kesinti oluyor arada. Ben duyarak yapıyorum ve bu engel bu şekilde oradan kalkıyor. Evet. Aslında... burada yöntemiyle yaptığınız bir işi bizim belki de B yöntemiyle yapmamız gerekiyor ve işte toplumun, devletin ya da bu tip araç gereçleri üretenlerin bunları yaparken engellilerin de farklı yöntemler kullanacağını düşünerek hazırlaması durumunda bize o konuda engellimiz daha da azalıyor aslında. Evet, o zaman yani başarabiliyoruz. Sizlerin bazı şeyleri yapmanız veya engelli insanlarımızın bazı şeyleri yapması imkansız değil. Sadece az önce çok iyi bir ifade kullandınız. Sadece A yöntemi değil de B yöntemi, yani engelli insanların engellilik durumuna göre, fiziksel durumuna göre bazı alternatif araçlar, yöntemler. Evet, araçlar. Sağlanması gerekiyor. Bu arada Temel Hocam, stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Hatay İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü İbrahim Kevçi. Evet, hocam, stüdyo dinledim. Konumuz. İbrahim dinledim, Bey, siz de hocamıza bir şeyler hocam söylemek ister misiniz? Hocama selamlarımı arz ediyorum. Çalışmalarını az çok dinledim. Kendilerini tanıyanlardan çok güzel, hayırlı hizmetlerde bulunduklarını söylediler. Gerçekten takdir edilecek şeyler yapmışlar. Gönül arzu ederdi hocamla tanışmak, teşrik-i mesai yapmak, birlikte bu hizmetleri yürütmek ama kendileri Bursa'dan şu anda yürütüyorlar aynı hizmeti. Muvaffakiyetler diliyorum kendisine. Evet. Allah razı olsun hocam. Dillerinize Temel sağlık, hocam, teşekkür ediyorum. Bir çalışma yaptığınız bilgisini aldık. Engellilerle evet. Alakalı. Engellileri ne kadar tanıdığımıza dair veya toplumda engelli duyarlılığını herhalde ölçen bir çalışma üzerinde durduğunuzu arkadaşlarımızla öğrendik. Bunu biraz açar mısınız, sizden tamam. Dinler miyiz? Nasıl bir çalışma? Tamam. Şimdi şöyle düşündük. Biz bir görme engellilerden oluşan bir arkadaş grubuyla bir çalışma ekibi kurduk. Bu ekibin amacı şuydu. Dedik ki biz evet, biz toplum tarafından doğru anlaşılamıyoruz birçok zaman, ya da toplum bize acıyabiliyor ya da ön yargılı bakabiliyor ama bunda toplumun suçu yok. Çünkü hiç kimse küçük engellilere nasıl davranılır, engelli olmak ne demektir, bununla ilgili bir eğitim almıyor. Yani toplumun bizi yeterince tanımamasında toplumun bir suçu yok aslında. Biraz biz engelliler olarak maalesef biz de biraz içimize, kendimize kapanmış durumdayız. O zaman dedik ki toplum bizi yeterince tanıyamadığı zaman bundan zararlı kim çıkıyor? Engelliler çıkıyor. O zaman biz ne yapalım? Topluma kendimizi biz anlatalım. Evet. Farkındalık videoları çekelim. Neyi nasıl başardığımızı anlatan videolar hazırlayalım. Sesli, yazılı dokümanlar hazırlayalım. Evet. Ve bunu topluma biz anlatalım. Yani ben mesela telefon kullanabildiğimi bir video çekip göstereyim. Nasıl kullandığımı göstereyim. Belki bir telefon üreticisi bunu izler. Aa der, evet. Amerikalı kişi böyle bir şey yapmış, biz de yapalım der. Yani evet. Türkiye'de de bununla uğraşan insanlar var. Evet. Böyle çok isabetli düşünceler bunlar hakikaten ve birçok insanın da ihtiyacı olan ve örnek alacağı, belki istifade edeceği düşünceler, çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Hakan Bey, siz bunu söyleyince aklıma geldi. Ben Bursa'ya tayinim çıktığında bir hayalim vardı benim, proje okullarında görev yapmak. Çünkü bugüne evet. kadar hiçbir engelli
proje okullarında görev yapamadı. Proje okulları biliyorsunuz öğretmenlerini biraz daha seçen, tayinli gidilemeyen okullar. Evet. Bursa'ya geldiğimde buradaki bir proje okuluna başvuru yaptım ama başvurum kabul edilmedi. Geçmişimi de anlattım neler yaptığımı ama kabul edilmedi. Normal evet. tayinimin çıktığı okulda öğrencilerimle bir ders videosu çektik 10 dakikalık. Görme evet. engelli bir öğretmen nasıl ders anlatır diye. Ve bir yıl evet. sonra yani bu sene başında geçen sene kabul edilmediğim okulun müdürü tarafından aranıp davet edildim ve şu an o okulda çalışıyorum. Evet ne güzel. Onlardan istiyorum. Bazılarını da izlemiştik biz. Hakikaten çok etkileyiciydi. Teşekkür ediyorum. Yani ben her ne kadar şunu yapabiliyorum, bunu yapabiliyorum diye anlatsam da belki kendimi anlatamıyorum ama bir video çektiğimde neyi nasıl yaptığımı gösterdiğimde ikna edebiliyorum. Demek ki toplumun bizi yeterince tanımasına toplumun da ihtiyacı var, bizim de ihtiyacımız var. Evet. İşte buna yönelik bir anket hazırladık Hakan Bey. Evet. Görme engelleri ne kadar tanıyoruz diye. Biz dedik ki çalışma ekibimizle bir çalışma yapacaksak önce toplumun bizi nasıl tanıdığını onlardan bir duyalım. Hangi konuda eksik var, hangi konuda yanlış anlaşılma var. Ve böyle kapsamlı bir anket hazırladık. Bugün de anketin son günü. Evet. Ondan sonra da anketin çıktılarına göre dokümanlarımızı hazırlamaya başlayacağız inşallah. Allah evet. kısmet ederse. Evet. Bu arada dinleyenlerimiz için tekrar bilgi amacıyla sorayım. Kaç yıldır eğitimcilik yapıyoruz Murat 15 Hocam? 15 yıldır bu 15. senem. 15 Bey. Yıldır eğitimcilik evet. yapıyorsunuz. Evet. Bir dönem Hatay'daydınız. Burada görüşmüştük de sizinle. Evet. Hatay'dan sonra Bursa'ya gittiniz. Şu an orada devam ediyor. Evet, Bursa'da şu an öğretmenlik yapmaya devam ediyorum. Din kültürü öğretmeniyim. Branşımda din kültürü. Evet, evet. Öyle, yani. Evet. Rabbim tüm çalışmalarınızda muvaffak eylesin. Çok daha güzel hizmetler nasip eylesin. Şu an İbrahim Bey'le malum eğer takip ettiğiniz kadarıyla evet. engellilerle ilgili birçok konuyu zaman dahilinde konuşmaya çalışıyoruz. Bu yayın vesilesiyle dinleyenlerimize söylemek istediğiniz şeyler var mı? Bu kapsamda çerçevede Engelliler Haftası dolayısıyla bizim tamam. radyomuz aracılığıyla neler söylemek istersiniz Murat Hoca? Tamam. Şimdi biraz önce İbrahim Bey dinimizin engellilere bakış açısını anlattı. Çok minik bir ilave yapıp mesajımı onunla vermek istiyorum. Elbette. Abdullah İbni Ümmü Mektum isimli görme engelli bir sahabi var. Evet. Bir gün Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor ve diyor ki ya Resulallah ben vakit namazlarına cemaate gelmesem olur mu? Neden diyor Peygamberimiz? Diyor ki ya Resulallah ben Mekke'deyken kendim elimdeki sopamla bastonumla oraları biliyordum. Mekkeli birisi. Mekke'de doğmuş büyümüş. Evet. Ama Medine'de yolları karıştırıyorum. Her taraf çöl, kum. Ya camiyi bulamıyorum. Bazen düşüyorum. Herkesten de yardım isteyemiyorum. Zor oluyor her zaman. Ben vakit namazlarımı evde kılsam olur mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki olmaz. Çünkü sen namazlarını evde kılarsan içine kapanırsın. Sosyalleşemezsin. O zaman hiç dışarı çıkmazsın. Evet. Ya Resulallah ama ben gelemiyorum diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki arkadaşlarına sizden bir kerelik bir yardım istiyorum. Caminin Mescid-i Nebi'nin kapısına bir ip bağlayın. Uzun bir ip halat. Onun ucunu da götürün Abdullah'ın evinin kapısına bağlayın. Abdullah evet. ipten tutunarak camiye kendi kendine gelsin. Hem kimseye muhtaç evet. Hem de kendi işini görebilsin kendi kendine. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu hem namazdan mahrum bırakmıyor, hem sosyalleşmeden mahrum bırakmıyor, evet. hem de kendi kendine bir şeyler başarmanın tadını tattırıyor ona. İşte toplumun da bize, biz engellilere, herkesin, ailelerin bunu yapması lazım. Benim mesajım bu. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yöntemiyle ve Abdullah İbni Mektum'a bu tavsiyesiyle aslında hakikaten çok önemli bir mesaj vermiş oluyor tüm engellilere o değerli sahibinin şahsında. Çok teşekkür ediyorum Murat Hocam paylaştığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ramazanınızı tebrik ediyoruz ve sizin şahsınızda Bursa'ya selam ediyoruz. Oradaki tüm dostlara, Bursalılara ve bu vesileyle eğitimcilerimizi de selam ediyoruz. Rabbim muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar tekrardan. Evet. Murat Hocamız hakikaten ki çok örnekler var belki böyle ama evet. Bizim en azından yakinen çalışmalarını takip ettiğimiz çok azimli
eğitimcilerimizden görme engelli bir eğitimcimiz. Birçok konuda da çok güzel çalışmalar yapıyor. Son olarak da engellileri daha iyi tanıtmak ve toplumla engelliler arasında güzel bir bağlantı kurmak amacıyla bir anket düzenlemiş. Ben de doldurdum o anketi. Evet. Evet, ben de doldurdum. Bize de ulaştı o anket. Evet. Evet. Allah razı olsun hocam, ben takdir ediyorum. Gerçekten çalışmalarını duydum. Hocam şöyle bir şey söylemişti. Bir işi yapamadığımız zaman A planı ile yapamadığımız zaman bir B planına geçeriz şeklinde söylemişti. Ancak Allah razı olsun hocam, kendisi bunu yapabiliyor ama her engelli bunu yapamıyor. Her engellinin gücü buna yetmiyor. Her engelli bu imkanı bulamıyor. Evet. Dolayısıyla ben engellilere bakış açısında şöyle bir yaklaşım getirmek istiyorum. Daha önce var olan bir şey tabii bu. Şimdi eğer bir engelli yapmak istediği şeyi yapamıyorsa ve bunu bunda kendisinin bir suçu yoktur. Allah öyle yaratmıştır ve imkanları bu kadardır. Kendisine o imkanı sunamayanlar, o işi yapabilecek düzeyde imkan sunamayanlar engellidir görüşüyle bakıyorum ben meseleye. Aslında dünya denge dinidir. Dünyada adalet vardır. Madem denge dini, herkes aynı işi yapabilmeli. Madem engelli kardeşimiz bir şeyden mahrum, o şeyi yapamıyor, ona gücü yetmiyor. O halde onun yapabileceği hale dönüştürülmelidir her şey. Engellilik dilinde buna erişilebilirlik deniliyor. Hocam da onu kullanıyor zaten, telefonu kullanması. Evet. Onun erişilebilirliğinin olmasından dolayı telefonun. Bütün meseleler böyledir. Mesela cami, biraz önce bahsetmiştik. Bir kısım caminin erişilebilirliği vardır, bir kısım camilerin ise yoktur. Eğer bir engelli hiçbir kimseye muhtaç olmadan, hiçbir kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan gelip o camiye girebiliyorsa, girip çıkabiliyorsa o cami erişilebilir demektir. Evet. Bu şekilde. Ayrıca hocamın yaptığı çalışmalar yine takdire şayan şu yönden, kendisinin yetenekleri sayesinde birçok bu işi yapamayanlara imkan sunacak. Ve dolayısıyla Allahu Teala'nın Allah bilir diğer ne kadar ecrine kendisine sunacağı, ne kadar ecirden istifade etmiş olacak, ne kadar ecir kazanmış olacak, bunu da ayrıyeten takdirle dile getirmek istiyorum. Evet. İbrahim Bey, programımızın sonuna yaklaştık ama çok kısa birkaç şey daha sorarak inşallah kapatalım. Elbette. İstiyorum. İnanmanın engelli üzerinde tesiri nedir? Çok kısaca alabilir miyiz? İnanmanın engeller üzerinde müthiş bir etkisi vardır. Bir kere inanan bir insan Allah'a boyun eğmiş demektir. Evet. Her şeyin Allah'tan geldiğini bilir. Ondan gelen her şeye razıdır. Yani tevekkül sahibidir. Bu Rabbimin bana bir hediyesidir gözüyle bakar engeline. Dolayısıyla hiçbir şikayeti olmaz. Hiçbir şikayeti olmadığından dolayı da, engelinden rahatsız olmadığından dolayı da aslında içerisine gireceği birçok depresyondan ve psikolojik sorunlardan kurtulmuş olur. Evet. Yani kendi kendini tedavi etmiş olur. İnsan bu şekilde kendi sorunlarını Allah'a tevekkül olarak, daha doğrusu sorundan ziyade hastalık derecesinde olacak durumları tedavi etmiş olur, önüne geçmiş olur. Evet. İnanç bir tedavi yöntemidir diye bakıyoruz biz. Daha önce burada anlatmıştım yine. Yeri gelmişken yine anlatmayı uygun görüyorum. Çünkü gerçekten çarpıcı bir örnek. Bir görme engelli bir Kur'an kursunda her gün öğrenciler gelip gidiyor. En önde oturan öğrenci Salih diyorum ben ona. Çünkü onun davranışı gerçekten Salih ismini hak edecek bir duruma sahip. Hoca geliyor derse Salih en önde oturuyor, soruyor, Salih nasılsın diyor. Salih kitap dolduracak çapta bir cevap veriyor. Böyle aralarında da samimi bir diyalog var demek ki. Hocam bir organdan yırttık hocam diyor. Ne demek yani Salih diyor hoca. Hocam diyor, hani görmüyoruz ya, işte görmediğimiz için gözümüzden hesaba çekilmeyeceğiz inşallah diyor. Bakış açısının farkı. Müthiş yani. Bir şey. Bu inançtan kaynaklanan evet, bir şeydir. Yani onu bir eksiklik olarak evet, görmekten evet. Ziyade onun kendisine sağladığı manevi avantajı. Yani bir takım nice insanlar vardır belki de görmeden ama inanç noksanlığı olduğundan dolayı isyan evet. Derecesine girer. Evet. Yani bunu kendinde bir eksiklik olarak görür ve isyana girer. Evet. Ama
bakış açısı değişince, inanç girince işin içerisine, bunu bir avantaj olarak görmek de gayet mümkün ve doğru olan da budur, yani isabetli olan da budur. Evet. İnanan bir engelli genelde şöyle düşünür. Bu sahip olduğum beden engelli de olsa, engelsiz de olsa zaten mezarda çürüyecek, toprak olup gidecek ve Allahu Teala beni tekrar diriltirken engelsiz olarak yaratılacak. Bundan mütevellit engeline pek fazla önem vermez, takmaz yani amiyane tabirle. Evet. Yani onlar bedenlerini unutmuşlardır. Ancak sağlam olan birini görüp de ızdırap çektiklerini, sıkıntı çektiklerini gördükleri zaman o zaman kendilerinin engelini hatırlarlar. Evet. Aslında engel kavramı daha çok belki bakış açısı, onlardan ziyade belki engeli olmayan insanların zihinlerinde daha çok yer alan bir şey. Yani ancak dediniz ya, onlar kendilerini normal bir insan olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Ve hocam da bahsetti engellilik kavramı, fakat meseleyi ifade etmek için mutlaka bir kavram, bir terim kullanmanız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla biz de ister istemez engellilik kavramını kullanıyoruz. Evet. Yani onların, bir insan fiziksel anlamda sağlam olduğu halde, noksanı olmadığı halde ızdırap ve elem içerisinde olduğunu gördükleri zaman, ben engelim olduğu halde Allah'a şükür herhangi bir sıkıntım yok deyip o zaman engelli olduğunun farkına varabiliyor. Ve hiçbir eksikliği olmadığı için de Allah'a hamd ediyor. Evet. Yani hiçbir şikayeti olmasından dolayı. Yani engel bir bakıma iman, engellinin kalbine iman girdiği zaman şükrünü arttırıyor, sabrını arttırıyor. Evet. Şu anda bizleri radyoları başında muhtemelen dinleyen engelli vatandaşlarımız, engelli aileleri veya engelli yakını olan insanlarımız olabilir. Sizlere ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir? Bu konuda da son kapanıştan önce bilgi verelim. Her şeyden önce Beyzade FM'e ulaştıkları zaman aslında bir şekilde bize de ulaşabilirler sizin aracılığınızla. Elbette. Gayet rahat. Biz aracı oluruz seve seve. Allah razı olsun. Onun dışında her bir cami görevlisi, hocamız, müezzin, imamımız, müezzinimiz bizimle gayet rahat iletişim vardır. Hepsinin iletişimi vardır. Bir camiye geldikleri zaman bize ulaşabilirler. Müftülüklerimize gittikleri zaman bize ulaşabilirler. Sosyal medyadan hesaplarımız var, telefon numaramız var, ulaşabilirler. Bahsettiğim gibi biraz önce Cumhuriyet Caddesi'nde o eski il müftülüğün olduğu binada, eski il müftülüğün yerinde şu anda eğitim merkezimiz var. Tabelamız orada asılı. Oraya geldikleri zaman ulaşabilirler. Yani ulaşılmak istendikten sonra biz her zaman hazırız. Kardeşlerimizin duasını almaya talibiz ve son olarak şunu da ilave ederek sözümü noktalamak istiyorum. Engellilerle ilgilenmek aslında kabul edilecek duaları almak demektir. Ayrıcalıklı bir iş olarak görüyorum ben. Evet. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Verdiğiniz bilgiler için. Son tahlilde dinleyenlerimize genel olarak neler söylemek istersiniz programımızın? Son tahlilde elbette. Kapanışı vesilesiyle. Madem ki biraz önce engellerin, engelli bireylerin hayata pozitif bakışlarından bahsetmiştik. Madem bir engelli hayata bu şekilde müsbet bakıyor, olumlu bakıyor, kendini adeta bir bakıma tedavi ediyor. Engelini unutacak bir şekilde hayata bakıyor, hayata bağlanmaya çalışıyor. Hayatın bir takım noksanlıklarından dolayı, bir takım imkansızlıklardan dolayı ızdırap içerisinde yaşayan, hayata küsmüş, fiziki yönden hiçbir engeli olmayan kardeşlerimiz bu hayata tutunmayı engelli kardeşlerimizden belki de daha iyi yapabilirler diye düşünüyorum. Engelsiz olan kardeşlerimize, fiziki yönden hiçbir sorunu olmayan kardeşlerimize ben bunu tavsiye ediyorum. İşte o zaman bu bakış açısı şikayetçi olmamayı öğretecektir kendilerine. Kanaati öğretecektir. İşte o zaman hayat tatlı olacaktır. Hayat işte o zaman anlamlı olacaktır. Hayat işte o zaman zenginlik olacaktır. Yani Peygamber Efendimiz de buyuruyor ya, kanaat bitmek tükenmek bilmeyen bir hazinedir. Rabbim hangi hal üzere olursak olalım bizleri kanaatkar olan kullarından kılsın inşallah. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Ben teşekkür ederim. Gönlünüzü, ayaklarınıza sağlık, vakit ayırdığınız için Rabbim tüm çalışmalarınıza muvaffak eylesin. Amin. Allah razı olsun. Sizden de inşallah. Kıymetli dinleyenler, konuğumuz Hatay İl Müftülüğü'nden Engelliler Koordinatörü İbrahim Kefçi'ydi.
İslam'ın engellilere bakışı, toplumda engelli anlayışı, engellilerimizin sorunları, beklentilerine dair konuşmaya çalıştık. Zamanımız el verdiği süre içerisinde. Efendim, bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hepinize hayırlı iftarlar diliyoruz. Geceniz, sahurunuz, seheriniz bereketli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.